hafta kaşları kalınlaştırıyoruz. Herkese merhabalar efendim. Umarım çok güzel bir tatil, çok güzel, çok keyifli bir bayram geçirmişsinizdir diye umuyorum. Size sevgilerimi yolluyorum. Şimdi hemen konuya giriyorum. Şöyle ki, bu hafta size kaş kalınlaştırmak, kaş gülleştirmek adına bir video çekmek istedim. Çünkü yine çok yorum geldi. Yine Allah Allah Allah. Sayamıyorum. O kadar çok yorum geldi. Bir kişi SDNJXWW gibi böyle ismi olan değişik bir isim. Ezberleyemedim, kusura bakma. O yazmış, abla kaş kalınlaştırmak, kaş çıkartmakla ilgili bir video çeksen diye. Zaten aklımda vardı çünkü kaşlarımla çok fazla uğraşıyorum. Hem de aklımda vardı hem de bir kişi de olsa benim canımdır abonem deyip hemen başlıyorum. Hemen kaş kalınlaştırma cümleyi toparlayamıyorum. Hemen kısacası kaş kalınlaştırma işlerine geçiyorum. Şöyle ki, şimdi efendim ben küçükken tek kaş bir insan olaraktan bayağı kaştan bol bir şey yoktu suratımda. Kaşla ilgili çok travmatik bir bağım var. Yani çok takığım, çok düzgün olmasını istiyorum. Böyle sürekli uğraşıyorum. Yok bir Adile Naşit kaşı yapıyorum, yok bir kalınlaştırıyorum falan. Kaşıyla bu kadar çok uğraşınca da bir insan doğal olarak nasıl kaşım tekrar gelecek, nasıl gürleşir, nasıl küstüğüm yerleri düzeltirim diye çok da araştırmış oluyor. Şimdi size önceden denediğim, memnun kaldığım, yapmaya çalıştığım, deneyemesem de bildiğim şeyleri paylaşacağım sizinle. 1. Efendim sarımsak. Bugün girin Google'a yazın işte kaşım nasıl tekrar çıkarsa, Allah nasıl vurdum kolumu, sakalımda kıl nasıl tekrar çıkar falan diye ilk iş sarımsak çıkar. Çok basit zaten. Sarımsağın böyle bir dişini alıp temizleyip koparamadım bu arada. Neyse bir dişini alıp daha sonra böyle bıçakla kesmek değil de kırarsanız, çünkü bıçakla kestiğinizde sanırım suyu mu bir şey kaçıyormuş, kırdığınızda daha bir sıvık suyu oluyormuş. Onu kaşınıza sürdüğünüzde kaş çıkarttığını iddia ediyorlar. İddia ediyorlar, bilmiyorum çünkü. Yani şöyle, ben bunu denedim ama bir gece. Çünkü imkanı yok. Yani o kadar kötü kokuyor ki bir gece katlanabildim ve hani geçer falan zannettim ertesi gün. Belki de geçti, sağma soluma koku gelmiyordu ama benim böyle içime mi sindi nedir bütün gece uyumakta? Yok yani deneyemedim, yapamadım ama hani dediğim gibi en bilindik, en insanların kullandığı taktiklerden biri bu. Denemeye değer mi? Eğer gerçekten çok küsmüş bir kaşınız varsa bence bir denemeye değer. Yani artık burnunuzu kapatır mısınız, ne yaparsınız bilmiyorum. 2. Bu da benim eskiden hem kaşıma hem kirpime denediğim bir taktik. Şöyle ki efendim, Hint yağıyla tatlı badem yağını böyle bir şişede karıştırıp kulak çöpü temizleme pamukları var ya, nasıl uzattım ismini, ne onun ismini bilmiyorum. İşte kulak temizleme kısacası pamuklarıyla. Geceleri en az 15 gün kaşlarınıza sürdüğünüzde hem kaşınızı çıkartıyor hem gürleştiriyor. Benim o zamanlar tatlı bademe ya alerjim yoktu ya da alerjim olduğunu bilmiyordum, bilmiyorum. Denediğimde gerçekten de işe yaramıştı. Böyle kaşlarım uzamıştı, gürleşmişti. Çokça da işe yaradı ama işte dediğim gibi daha sonrasında ben alerjim olduğunu fark ettiğimden beri bunu kullanamıyorum. Belki sadece Hint yağını da sürsem işe yarayabilir ama denemedim. Bilmiyorum. 3. Olmazsa olmazım Hindistan cevizi yağı. Arkadaşlar benim Hindistan cevizi yağıyla tanışmamın ilk şeyi budur. Kaş. Çünkü şöyle bir olay yaşadım. Şimdi geçen sene böyle gelin olmadan önce işte kuaförlere gidersiniz ya, tanışırsınız, bir bakarsınız hangisini seçsem diye. Bir tane kuaföre gittiğimde acayip böyle yılların kuaförü bir Nevin abla vardı ve hakikaten işini de çok iyi yapıyor zaten. Beni görür görmez, tatlım sen gelin olacaksın ama bu kaşlarla mı dedi. Allah bana bunu dedi ya, benim zaten en hassas noktam kaş. Resmen benden aşağı vurdu yani. Bu dedi kaşlarla olmaz. Senin tatlım dedi yüzün ağlıyor. Allah dedim, hemen eve geldim. Benim dedim anne yüzüm ağlıyor, bir şey yapmam lazım. Kaşları hemen kalınlaştıracağım, düğüne kadar yetiştireceğiz. Ne yapayım ne yapayım araştırırken, özellikle de diğer youtuberlara da bakarken hepsi böyle Hindistan cevizi yağının çok iyi geldiğini söyledi. Ben de tabii gittim direkt koşa koşa Hindistan cevizi yağını aldım ve sürmeye başladım. İşe yarıyor mu? Evet işe yarıyor. Zaten benim Hindistan cevizi yağı videomda da söylemiştim ya, yüzünüzde böyle hani tüyleri çıkarabilir, çok emin değilim yüze sürmesek mi falan diye. Bunu kaşlarımdan biliyorum çünkü kaşlarımı uzattı ve çıkarttı gerçekten de. Ama onun da şöyle bir handikapı vardı. Çok çabuk sıvılaşıyor. Yani mesela sürdünüz,
gece böyle gözünüze akma, yüzünüze akma durumu çok oluyor. Tabi bu da olunca Aysel durur mu? Hemen başladı yeni bir şey aramaya. 4. Arpa krem. Arkadaşlar bu size ne kadar gerçek gelir bilmiyorum. Hemen hikayenin başına dönüyorum. Dedim ya, Nevin abla bana dedi senin yüzünü ağlıyor tatlım diye. Benim de yıllardır gittiğim başka bir normalde saçımı kestirdiğim, boyattığım, ettiğim, çok sevdiğim bir Selçuk abim var. Her zaman giderim. Eşi var bir de Hülya abla. Tabii ki de ben kuaföre gidince tövbeler olsun böyle kaşlar uzamış, buralar çıkmış falan. Ay sen dedi ne oldu hani kaşını uzatıyorsun? Evet dedim Hülya abla hani kaşlarımı uzatıyorum. Hani işte Hindistan cevizi yağı kullanıyorum. Şöyle böyle konuşurken bana dedi ki sen dedi onları boş ver. Bu dedi arka kremin bildiğiniz klasik var ya yeşil şu ya çıkarınca daha da iyi anlayacaksınız şu. Sen dedi onu al dedi akşamları dedi yatmadan önce böyle tabaka gibi sür. Ama dedi çok da dedi yayma bu dedi çok çıkarır. Ya hani Hülya abla olur mu edermiş mi söylüyor da hani krem de olur mu falan. İyi dedim tamam deneyeyim ne çıkar zaten 1000 tane şey sürmüşüm kaşıma. İnanamazsınız şimdiye kadar söylediğim sarımsağı da işte Hint yağlarını da hatta Hindistan cevizi yağını da unutun. Gerçekten de eğer böyle bir kaşım çıksın, yeniden dolgunlaşsın, bir şey olsun diyorsanız ve birazcık da aceleyse bu durum, kesinlikle bunu kaşlarınıza sürerek yani anlatamıyorum, o kadar hızlı bir cevap alabiliyorsunuz. Bundaki en önemli unsur şu, gerçekten de çok yaymamak lazım. Çünkü yağlı bir krem olduğu için şuralarda sivilceleriniz olabilir. Kaşlarınızı uzatmak istiyorsanız bu kremi böyle sürüp hakikaten uzatabilirsiniz. 1000'de 1500 işe yarıyor. Hani ben buradan Hülya abla Allah razı olsun diyorum. Siz de izledikçe hem bana hem ona dersiniz. Ve 5. Şimdi arkadaşlar bu anlattıklarımın hepsi uzun vadede işe yarayan şeyler. Yani en aşağısı yine 1 haftanızı 2 haftanızı alıyor. Peki en basit bir günde kaşınızı şekillendirecek şey ne? Kaş kalemi. Bakın kaşınız ne kadar uzarsa uzasın, ne kadar işte böyle şekilli alınırsa alınsın, ister istemez kaş uzatırken, kaş aldırırken, belli boşluklar işte dolana kadar, bir şey olana kadar böyle hep bir eksik alınır kaş. Yani yıllardır aldırıyorum, böyle tamamen kusursuz olduğu hali herhalde en fazla kaşımın 1-2 denk gelmiştir. O da zaten en fazla 1 hafta sürüyor, 2. hafta da das das da das gidiyor yani. Ama kaş kalemi, böyle kaşınıza uygun bir kalem alırsanız, benimkisi normal golden uzun bir kalemi yıllardır, işte bu kaşa takık olduğum için yıllardır dediğimde en fazla 3 yılı falan vardır yani. Kullandığım bir kalem, acayip kolay, özellikle işte makyaj yapıyorsunuz, fondöten, mondöten kodu iyice sarı, hiç gerek yok. Kaş kalemiyle kaşınızı düzgün bir şekilde hem doldurursunuz, hem isterseniz hafif kalınlaştırırsınız, hem hiç işte akşam yattım, sabah kalktım, bu tarz hani onu süreyim, bunu şimdi bilmem ne kadar süreyim gibi böyle sizi sıkıntılara sokan bir durum yok. Tabii ki de bu geçici çözüm. Ne yapabilirsiniz? Şöyle, siz işte arkoyla, ne bileyim, Hindistan cevizi yağıyla devam ederken işleminize, işte o arada kendinizi kötü hissetmemek için, çünkü kaş uzatmak o kadar sinir bozucu bir şey ki, yaşadım defalarca biliyorum. Böyle çıkıyor, iğrenç görünüyor, işte almak istiyorsunuz, alamıyorsunuz, böyle boşluklu oluyor, bilmem ne oluyor. O noktada benden size tavsiye, hem psikolojinizin bozulmaması için, hem de kaşınızı uzatırken çevreye belli rahatsızlıklar vermemeniz için, kaşınızın dipleriyle alakası olmayan, şurada çıkan kaşlarınızı mesela alın. Yani o zaten uzayıp da buraya kalınlaştırılmayacak. Tabii ki de çok bozmayın etmeyin ama hani onları alın. Kaşınız çok uzadıysa böyle üstten minnak minnak kesin. Bu noktada da işte dediğim gibi tekrar, şimdi buralardan mesela böyle uzatıyorsunuz diyelim. Boşluklu boşluklu çıkmaya başladı ya. Şu kalemle boyayın hafiften zaten kaşınız kalınlaşmış gibi duracak. Çok memnun kalacaksınız. Belki de kaş kalınlaştırmaktan vazgeçip direkt kolay yolu bile seçebilirsiniz. Efendim, bir elimde ayna, bir elimde cımbız videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bunlar benim deneyip memnun kaldığım şeyler. Eğer de sizin de böyle denediğiniz farklı kaş uzatmaya yarayan bir şey varsa yorumda bizimle paylaşın. Özellikle benimle paylaşın. Çünkü ben illa bozarım. Hiç merak etmeyin. 2 haftaya kaşım böyle çarpık çırpık gelirim karşınıza. Kendinize iyi bakın. Geçen hafta söylemeyi unutmuşum. Kanalıma abone olmadıysanız ne yapacağınızı biliyorsunuz. Haftaya görüşmek üzere.